İKS ve Biennale erteledi. Bence çok doğru bir adım attı. Çünkü biliyorsunuz bir kuratör sıkıntısı vardı. Yani birisi kuratör ilan edilmişti. Sonra bir jüri vardı. O jüri kuratörü ilan etmişti. O kuratör sonradan görevden alınmıştı. O jürinin içinden bir tanesi kuratör ilan edilmişti. Ve sonra da bununla ilgili tartışma çıkmıştı. Hatta o e, iptal edilen kuratör kim? Defne'ydi sanırım. Defne Ayas. ...la da bizim sevgili Cansu Çamlıbel güzel bir söyleşi yapmıştı. Defne Ayas da ı, iptal edilme sürecini anlatmıştı. Aslında İKSV doğru bir şey yaptı. Büyük bir fırtınaya dönüşebilirdi bu. Şöyle bir yani İKSV protesto dalgasına dönüşebilirdi. Evet. Şimdi İKSV de bizim gözümüz gibi baktığımız... ...hani Türkiye'nin en saygın kurumlarından bir tanesi. Yönetim kurulunda... ...yani Türkiye'nin en saygın sanatlı ilgilenen işte Ömer Koçu'ndan ne bileyim Bülent Eczacıbaşı'ya kadar çok önemli isimlerin olduğu bir kurum. Böyle bir gölge olmasını aslında dediler ki ya biz eleştirilerden ders aldık. Görgün Taner de güzel bir açıklama yaptı. Yine Cansu'yla ile konuştu. Bu sanat dünyasında çok önemli bir şeydi. Biz bunlardan ders aldık ve de buna göre önümüze bakacağız ve de bundan sonra farklı şeyler yapacağız ve de BNR'i iptal ettiler. Bence doğru bir karar aldılar. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Tabi onlar da büyük baskı altındalar. Şimdi niye Defne'yi oradan alıyorlar? Defne Ayası. Çünkü daha önce işte yine sanırım Vendik BNR'inde bir eser var. Yine akit makit ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bununla ilgili de bir geri adım atıyorlar İKSV'den. Çünkü Vendik BNR'ine de İKSV'den şey gidiyor. Onlar da orada bir protesto ile ilgili işte bir Neydi? Ermeni meselesiyle ilgili bir şey. Onlar alıyorlar, tabuta koyuyorlar, şey yapıyorlar falan. Yani çok güzel bir şeye, sanata dönüştürüyorlar onu. E şimdi de tedirgin. Yani çünkü bütün Bienal iptal edilebilirdi. Yani. Zaten iptal edildi de daha büyük iptal edildi. Fakat şu yaşadığımız ülkeye bak abi. Antalya, Altın Portakal iptal. Bienal iptal. Ben olsam Mehmet Ersoy'un yerinde derdim ki iptal etmeyin. Biz arkasındayız derdim yani. Gerçekten yani. Bunlar abicim böyle bir ülke olabilir mi ya? Antalya altın portakal iptal. Biennale iptal. Olmaz. Ben Mehmet Ersoy'u zaman zaman takdir ediyorum ama burada bence bu süreci yönetemiyorlar. Yönetmesi lazım. Mesela iptal ede ede gidecek misiniz yani? Film festivali. Bilmem ne film var. iptal. Bilmem ne kültür var. iptal. Tamam kültür yolları çok güzel. İyi bir şey imza atıyorlar ama bunlar da Türkiye'nin değerleri. Altın portakalın iptal edilmesi AK Parti'nin siciline yazılan eksi bir şey. İKSV'nin iptal edilmesi İKSV niye kuratör değiştirdi e korktular yani şeyden yani yarın bir gün yine Akit tepemize biner mi yine oradan bilmem ne olur mu o yüzden değiştirmek zorunda kaldılar bu iyi bir şey değil Türkiye iklimi için yani Türkiye'nin e, demokratik ve şey için iyi bir şey değil yani hani. Yönetemediler. Yönetmek zorundaydılar yani. Antalya'da da hala Muhittin Böcek aday mı değil mi orada belli da değil. sıkıntılar var. Pazarlıklar orada da devam ediyor. Pazarlık abi herkes rant peşinde e, çünkü yani. İptal eden. Yani. Orada da rant Mesela dışında... CHP'nin en güçlü olduğu yer Beşiktaş. Niye belli değil kardeşim? Adalar %100 alacak yer. Hı. Niye belli değil? Bodrum niye belli değil? Çünkü şey peşindeler. İzmir. İzmir abi. İzmir hala İzmir adayı belli değil yani. Niye? Orada da sistem yani belediye başkanını seçiyorsun, rantı iyi yönetecek, parayı kim götürecek, onu mu seçiyorsun? Hep beraber görüyoruz yani. Hiç bunların şeyi yok yani. Cüneyt Bey, orada da sistem şöyle işliyor. Şimdi küçük partiler var ya, ya da kazanamayacak partiler var ya. Örneğin bunlar belediyenin herhangi bir şirketinin başına geçirdiği o isim, sonra o isim o küçük partinin teşkilatındaki gençleri belli oranda işe alıyor. Bu bir hani rant paylaşım diyoruz ya bir böyle yapılıyor. İkincisi bu şirketin başına geçtiğinde bu şirketin verdiği kamuya, vatandaşa verdiği ihaleler var şirketlere. O ihaleler o küçük partiyi destekleyen şeye gidiyor. Böylelikle bir ekosistem yaratılmış oluyor orada. Aynen abi rantı paylaşıyor. evet. Yoksa kimsenin derdi senin çöpünü toplamak, yolunu yapmak değil. Hiç kandırmayalım birbirimizi yani şu anda. Peki aslında Oscar'lardan bahsedecektik. Yarın bahsederiz biraz daha. Ee, tabii oradaki en üzücü haber eee Nuri Bilge Ceylan'ın seçilememesi. Ama evet. bir Almanya'dan Türk e, şey var. Evet. E, yönetmen var anladığım kadarıyla. E, öğretmen odası. Teacher's evet. evet. Room mu şeyde? O, o ilginç bence en ilginci. Seyretmedim o filmi de bak. Baktığım zaman seyretmediğim filmler var. Anatomy of a Fall mesela. Benim gidiyor duruyorum, benim gidiyor duruyorum. Seyredeceğim artık mecburen. Hadi Kenan bizi pavyona götür bugün. Madem bu kadar bahsettik. Pavyona öyle pat diye gitmedim diye. Soralım kimin pavyona gidilir Gitmek diye. Gitmek var, çıkmak Yani girmek problem değil, çıkmak problem. Sonra ar arsa, arsa, arsa toprasını çıkışta vermeyelim. Yok birimiz ATM'ye gidiyor, parayı çekiyor öyle geliyor. Öyle şeyler vardı ya. Öyle bir İstanbul'da bir dolandırıcı pavyon vardı şeyde şişli de biliyor musun? Bir ara ne oldu bilmiyorum sürekli şeydi yani haberde dış basında çıkıyordu öyle adamlar çöküyorlar diye turistleri <laughs> kandırıp götürüyorlardı. Neyse canım bütün pavyonlar öyle değil iyi pavyonlar da var. <laughs> Herhalde böyle bir züğürt yayını, yani. yayını beğenmeyi, unutmayın diyelim. Bakayım kaç kişi beğenmiş bu kadar. Dünkü yayını kimse izlemedi bak. Deprem dedik kimse izlemedi. Pavyon dedik 1300 kişi beğenmiş şu anda yani. <laughs> Peki. Eee bize mesaj atabilirsiniz. Kenan et Not tv'ye. Katıl tuşuna basabilirsiniz. Ve de e, beğen tuşunu ihmal etmeyelim. Ne kadar beğen o kadar köfte diyelim. E, ve de şu anda işbirliği için özellikle bu işbirlikleri önemli Kenan? Ben senin gıyabında söylüyorum ama. Şöyle bu işbirliği dediğimiz aslında Türkiye'deki medya sistemine girmek lazım. Hep siz diyorsunuz medyanın sermaye yapısı diye. Ya bu izlediğiniz yayınların arkasında hiçbir iş adamı, hiçbir siyasi düşünce, hiçbir vakfın herhangi bir kimsenin bir Fon, düşünce. Büyük Fon. Elçilik. Büyük alçılık, Büyük alçılık, Hiç kimsenin bir fonu yok. Tamamen sizin desteklerinizde. Hibe. Onlar yok. Hiçbiri ee, tamamen burada e, genç arkadaşlarımız ve Cüret Bey'le beraber kurduğumuz bir sistem var. O sistemi desteklemeniz aslında iş birliğiniz. Yani attığınız like ya benim hiçbir şeyim yok ama sizi destekliyorum demek. Katıl biraz bütçem var siz elimden geldiğince destek olurum demek. İş birliği benim bir şirketim var ve ben sizin bağımsız gazeteciliğinizi destekliyorum demek aslında. Ya aynı zamanda biz de tanıtıyoruz kendimizi evet. şey yapıyoruz. Ya. hibe olarak vermeyen bir şey yaptığında biz de karşılığında ne bileyim zaman zaman yayını alıyoruz zaman zaman belgesel yapıyoruz tanıtım yapıyoruz yani bir ekosistem kurduk. Bunu da aslında konuşmamız lazım, anlatmamız lazım evet. yani. Bu bu değirmen nasıl dönüyor? Bunu şeffaf bir şekilde size paylaşmak da bizim görevimiz. Çünkü bakıyorsunuz şu andaki medyada mesela, Bilmem ne televizyonu var. Sahibi kim? O. Bakıyorsunuz o değilmiş, başkasıymış. O, değilmiş o da ya. o da değil başkasıymış. Böyle bir şey yani vardı ya eskiden Rusya'da böyle şey gibi açıyorsun, içinden başka biri çıkıyor, açıyorsun başka biri çıkıyor. Bizim oysa burada tamamen şeffaf bir şekilde yayıncılık yapıyoruz. Bir tek bizde değil. Şu anda YouTube evreninde pek çok gazeteciyi görüyorum. Bireysel yayın yapıyorlar. Sadece bizi desteklemeyin. Zaman zaman benim tam zıt görüşüm olabilir. Farklı düşünüyor olabiliriz. Ama onları da destekleyin. Çünkü onlar da bir şekilde varoluş kavgasındalar. Ve de Türkiye dünyada eşi benzeri bulunmayan bir ekosistem oluştu. Bütün ana akım medyanın en başarılı isimleri şu anda YouTube'dalar. Ve de hepsi de inanın aynen bizim gibi. Aynen derken herhalde. Bilmiyorum yani. Bir çoğunu ama bir kısmını biliyorum. Onlar da bir varoluş savaşı veriyorlar. Onlara da destek olun. Ondan sonra şey yap, yapmak yok yani. Hiç destek olmuyorum. Bir şey yapmıyorum. Ama bu Türkiye'de de özgür basın yok. Korkma var ya öyle. Korkma, söyle. Hani. Öyle bir şey yok.